Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Başkan 35 kanalından hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Euro-TL incelememize devam ediyoruz arkadaşlar. Euro-TL'deki arkadaşlar için tekrardan bir video yapalım. Euro-TL'de bizler için önemli olacak destek ve direnç seviyelerini hep birlikte belirleyelim sizlerle birlikte. Bizler için hangi seviyeler önemli olacak? Bunların hep birlikte takibini yapalım. Euro-TL'de orta vadede 6,56 üzeri kalışlar bizim için çok önemli olacak arkadaşlar. 6,56 güzel bir direncimiz var burada. Şuradaki 6,56. 6,56 seviyesi üzerindeki günlük kapanışlar Euro TL'de yönü yukarıya doğru devam etmesinde ivme kazanacaktır arkadaşlar. Bu 6,56 seviyesi yukarı doğru kırılırsa nerelere doğru gider? Onu da hep birlikte bir inceleyelim. Evet arkadaşlar, bu 6,56 seviyesinin yukarı doğru kırılması halinde şurada bir 6,56 seviyemiz var. Bunun üzerinde de 6,56 üzerinde günlük kapanışların gelmeye başlaması halinde de 6,75 seviyesi Euro TL'de bizim için önemli olacak bir seviye arkadaşlar. 6,75 seviyesi. Peki 6,56 altına sarkmalarda arkadaşlar bizim takip etmemiz gerekecek en önemli seviye nerede? 6,56 altında da bizler için önemli olacak bir seviye 6,49 seviyesi ve 6,39 seviyesi. Şuradaki 6,39 seviyesi. Takibimizde olacak önemli seviye. Yani 6,56 altında ilk etapta 6,49 ve 6,39 düzeltme seviyeleri beklenebilir arkadaşlar Euro TL'de. 6,56 üzeri kalışlarda da beklememiz gereken önemli rakam 6,75 seviyelerinde bulunan direnci. 6,56'yı gözlemliyoruz. 6,56 seviyesini arkadaşlar. Şu an grafik olarak da baktığımız zaman 6,56 üzerinde hareketin 6,75'li seviyelere doğru gidebilirliği fazla. Geri doğru dönüşlerde de düzeltme seviyesi şurada gördüğümüz 6,45. Evet, 6,49 ve 6,45. Biraz daha sarkmalarda 6, evet 6,42. Kısaca şöyle diyebiliriz arkadaşlar. Euro-TL'de 6,56 seviyelerinden bir düzeltme gelirse, gerçi şu an pek satışlarla karşılaşmış gibi gözükmemekte Euro-TL. 6,56 önemli bir direnç. Bu 6,56 direncini yukarı doğru kırabilirsek 6,75 kısada kuvvetli dirençle karşılaşacağı bir yer. 6,75-6,76 civarı. O yüzden 6,56 direncini iyi takip ediyoruz. 6,56 düzeltmelerinde de günlükte bekleyeceğimiz en önemli seviye 6,45'te bulunuyor. 6,45-6,49 direnci. Destek bölgesi. Evet, 6,49'da bir desteğimiz var. Bir de 6,39'da. Buralardan satışlar çoğalırsa 6,39. Fakat 6,39 altına inmedikçe de Euro TL'de hedefimiz 6,75. Kısada 6,75'te seviyeler Euro TL'de hedefimiz olan bölgemiz olacak. Bu verdiğim rakamları dikkatle takip edin arkadaşlar. 6,56 üzerinde Euro TL'de dediğim gibi yükselişin devamı için 6,75 kısadaki takip etmemiz gerekecek önemli bir direnç seviyesi. Bunu takipte kalacağız. Aşağıda da 6,39 seviyesi kırılmadığı müddetçe Euro TL'de 6,75 ilk etapta beklememiz gereken önemli bir seviyemiz olacak.
Artık 6.28'ler Euro TL'de dip oldu arkadaşlar. Artık 6.28 ve 6.39 seviyeleri Euro'da biraz zor gelir. Tabi gelmez diye bir şey yok arkadaşlar. Fakat Euro tarzından borcu olan arkadaşlar için de tekrardan bu 6.39'lu seviyelere doğru bir satışlar gerçekleşirse de borcunu buralardan kapatmak isteyen arkadaşlar olabilir. O yüzden dedi ki bu seviyelerde borç kapatmak için iyi bir seviyeler olur. Gelirse tabii arkadaşlar. 6.39, 6.40 seviyeleri evet. 6.28'ler artık çok zorlaştı. Şuradaki kesişimde gerçekleşirse arkadaşlar evet direkt 6.75. 6.56'yı takip ediyoruz. 6.56 altında düzeltme rakamımız 6.46 ve 6.39 seviyeleri beklenebilir. 6.56'na da eğer inmez kur yukarı doğru da istek gösterirse arkadaşlar ilk etapta bekleyeceğimiz direnç seviyemiz 6.75 civarındaki direnç seviyemiz olacak. Kurun muhtemel hareket etme bant aralığı 6.40-6.75 aralığıdır. Sizler buna göre kendinize bir strateji uygulayabilirsiniz. Al sat stratejisi. 6.40-6.75 aralığı bir müddet Euro TL'de bekleyeceğimiz önemli bir aralık, bant aralığı olarak gözükmekte. Stokastik indikatörüne baktığımız zaman yön yukarı görüyorsunuz arkadaşlar. Daha bir miktar daha gidebilirliği var yukarı doğru. Günlükte baktığımız zaman. RSI indikatörü zaten hala şuradan da görüyorsunuz. 6.70 seviyelerinde. Evet. RSI da 70'li değerlerin üzerinde. Evet. Düzeltme yerleri olarak arkadaşlar dediğim gibi 6.49 seviyesi üzerinde kaldıkça yukarıda 6.75'li rakamlar Euro TL'de beklenmesi gereken önemli rakam. 6.56 direnci aşılamasa da geriye doğru arkadaşlar 6.49, 6.39 seviyesine doğru bir geri çekilme yaşanabilir. Yalnız bu seviyelerden pek panik olmaya gerek yok. Yön itibarıyla Euro TL yukarı doğrudur. Şimdilik Euro TL ile ilgili anlatmak istediklerim bu kadar. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Alttaki beğen tuşunu kullanmayı ve Başkan 35 kanalına da abone olmamış arkadaşlar varsa kanalıma abone olmalarını kendilerinden rica ediyorum. Hepiniz hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.